Yasaklı bir günde bir geldik diyelim, ne bir diyelim, Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkıp çıkmayacağı sanki tartışılır gibi konuşuluyor. Pek çıkacağına biz inanmıyoruz ama gidişat şu anda tek kutuplu dünyadan globalleşmenin arkasından sanki yeni bir kutuplaşma isteği gibi ortaya çıktı. Batı ile Rusya nasıl şekillenecek, Çin nerede yer alacak? Amerika zaten bu işin başını çeken. Velhasıl bugün olaylar karışık. Ama her şeye rağmen biz bunları anlatmaya çalışacağız. Pandeminin arkasından yeni bir felaketle, yeni bir pandemiyle karşılaştık gibi bir şey. Umarım bu yeni dünya yener bütün bunları. Evet, şimdi bizim tren vagonlarıyla dolu. Çok güzel konuklarımız var her zaman olduğu gibi. Bizi sonuna kadar izleyin. Evet, şimdi sayın seyirciler, bugün biz de burada şimdi yayından önce herkesin değişik fikirleri var. Bir kere Putin konusunda, Putin nasıl bir adam, başımıza bela mı oldu? Bir strateji çerçevesinde mi yapıyor bunları? Ele iki tane bölgeyi geçirdi. Onu sağlamlaştırmak için ileri adım atıyor. Psikolojik savaş yapıyor. Zaten öyle bir niyeti mi yok? NATO'nun konumu, işin tarihi, ekonomik boyutu, Amerika'daki durum nedir, Ukrayna'daki sahadaki durum nedir? Hepsini burada en bilgili uzmanlarla ele alacağız. Eminiz ki bu yayın bittiği zaman siz de bu Ukrayna konusunu, Ukrayna krizini ben gayet iyi anladım diyeceksiniz. Böyle bir yayın olacak. Şimdi Kiev için 4 senaryo konuşuluyor. Bir o videoyu izleyerek başlayalım programımıza. Rusya Ukrayna'da. Peki bu saldırı ülkenin geleceği için ne anlam ifade ediyor? Uzmanlar 4 farklı senaryonun üzerinde duruyor. İlk senaryo Zelenski'nin gidişi. 2019 yılında halkın %73.2'sinin seçimiyle başa geçti Zelenski. Fakat Rusya'nın istediğinin tam tersi bir lider. Batı'ya yakın Zelenski'nin gidişi, savaşın sonu için çizilen ihtimallerden bir tanesi. Zelenski baskıların sonunda ülkeden kaçmayı kabul eder ya da onurlu bir çıkışla koltuğunu bırakırsa, Putin'in Kiev'den çekilme ihtimali de olasılık dahilinde. İkinci senaryo ise yine Zelenski'nin gitmesiyle alakalı. Bu kez Zelenski'ye bir darbe olma ihtimali de gündemde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zaten Ukrayna askerine bu sinyali vermiş, asker başa geçerse anlaşmak daha kolay olur demişti. Yani Zelenski'ye bir darbe yapılırsa Rusya'nın bölgeden çekilmesi de olası. Üçüncü senaryo ise Kiev'de bir direniş başlaması. Her ne kadar Belarus'tan giren Rus askerleri Kiev'e nispeten kolayca gelmiş olsa da Ukrayna yönetiminin asıl hedefinde Kiev'de başlayan bir kent savaşı olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Bu senaryo direnişin şehir içinde yayılması ve uzun süreli bir savaş ve yıkıma dönüşmesini içeriyor. Uzmanların değerlendirdiği son madde ise belki de en kötüsü, savaşın yayılması. Savaşın yayıldığı senaryoda Putin'in sadece Ukrayna'yı işgalle yetinmeyeceği, eski Sovyet nüfuz alanındaki ülkelere de ilerleme ihtimali değerlendiriliyor. Böyle bir durumda en tedirgin edici durumlardan bir tanesi, NATO üyesi olan Polonya'nın sınırına Rusya'nın asker yığması. Bu senaryo gerçekleşirse o andan itibaren savaş resmen Batı ve Rusya savaşına dönüşebilir. Evet sayın seyirciler, şimdi bütün bu senaryoları ele alacağız. Tabii burada bizim için en önemli olan şey Türkiye. Yani tabii ki Ukrayna'da bir takım insani zulümler olabilir, hakikaten büyük trajediler olabilir. Bunlara yüreğimiz yanıyor. Fakat bizim burada tek derdimiz kendi memleketimiz şu noktada. Çünkü 3. Dünya Savaşı ihtimalinin konuşulduğu bir ortamdayız. Nükleer alarm verdiği söyleniyor Putin'in. Şimdi bütün bunları konuşacağız. Sevil, şimdi evet. Bu işlerde en içinde yaşayan sensin. Twitter'da da seni görüyoruz. Her şeyi takip ediyorsun. Şimdi Putin'i biz bir aklı başında erdemli bir devlet adamı olarak biliyorduk. Biliyorduk. Deli mi gördün sen? Hala öyle biliyor muyuz? Nedir soru bu? Öyle.
Evet, şimdi bakın. Neticeye bakarak yorum yaparsak yanılıyoruz. Neye bakarak yapacağız? Siz hep bana 10 dakikanın içinde bunu bir yekunlaştır diyorsunuz. Evet, bugün şöyle, 10 dakika yok, 3'er dakika. Yok, ben ya sana 10 dakika. Teşekkür ederim. 3'er dakika konuşsun hocam, söz verelim 3'er dakika. Evet. Şimdi gerçekten arayacağız. Evvela tabii ki burada mesele bir işgal, bu net ve kimse işgali savunamaz. İşgali kimse doğru göremez, hatta Rusya'nın içinde bile bu işgale artık sesler çıkmaya başladı. Ama bu noktaya nasıl gelindi ve deli mi? Ben hani şöyle diyeyim, 7 senedir hazırlığını yapmış bir adama işte döviz rezervlerini biriktirmiş bir adama. Her halükarda yapılan yaptırımlara karşı hangi gardını alacağını hesaba katmış bir adam. Baktığınızda işte güvenlik toplantısındaki mesajlar bana hepsi parça parça tablonun içerisinde bir puzzle'dı. Sonuç itibariyle programın sonunda anlayacağız deli mi, akıllı mı? Burada bir ortak akıl çıkartacağız. Evet, herkesin öyle, bir fikri o var. O bakımdan, o bakımdan. Tarihe ama, bakacağız. Ama. Şimdi süreci baktığınızda bu sadece Ukrayna ve Rusya krizi mi? Zelenski'nin sahneye çıkışından tutun, Zelenski'nin eylemlerinde arasında ikişer saat geçmekle değişkenliğin sebebi ne? Çünkü Zelenski bir taraftan yalnızlık dedi, daha sonra neredeyse yalvarırcasına oturalım diyaloğa dedi. Hemen onun cevabını Moskova'dan olumlu geldik de oturalım dedik de aramıza sürekli mesela. Onu başka parantez açalım peki. Muhakkak. Çünkü o iyi yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Buna muhakkak değinelim. Daha sonra masa istedi, diyalog istedi. Daha sonra diyalog teklifine hazırsanız hazırız denildi ama aramıza bir kimseyi sokma denildi. Bunun üzerine hangi gün nerede konuşması gelişti? Moskova evet dedi. Daha sonra Zelenski perşembe mi, cuma mı, cumartesi mi? Daha sonra meydana çıkan kahraman bir Zelenski. Şimdi burada oturmayan bir şey var. Bence biz işin arka planını okuya okuya, ara satırlardan okumalar yaparak sadece meselenin lokal boyutundaki soruya cevaptan ziyade genelde Canan Hanım'ın işaret ettiği, yani pandemi sonrası meydana çıkan bu tablonun gerçek gayesi nedir? Bu sadece gerçekten... Şimdi buna mı inanıyoruz? Kuruda toprakların 1/4 mi, 1/7 mi sahibi olan bir ülke. Donbas'ta yok orada kömür şeyler var. Oraya da gidelim el koyalım mı meselesi mi? Gerçekten. Yoksa neden? Bakın başından itibaren çıkıyor Biden diyor ki biz asker göndermeyeceğiz, biz savaşmayacağız. Ya kim davet etti? Bu davetin arka planı neden böyle beyanlar verildi? Peki... Putin acaba bu beyanlara kanarak mı girdi? Benim kafamda şu anda o kadar soru var ki, deli sorular o kadar var ki. Bunları yan yana getirdikçe ki çok erken, bugünden itibaren çok erken şu olacak bu olacak demeyeceğim. Çünkü ben gerçekten... Biz yanıldık değil mi? Ya, Putin şöyle, girmez zannediyorduk, hayır, girdi değil ben mi? Ben şöyle bir şey, hatırlıyor musunuz? Şöyle bir cümle işlettim. Mesele Lugansk ve Donbas üzerinden yorumlanırsa buna cevap vermeyeceğim. Çünkü... Minsk masası dağıldığından itibaren Lugansk ve Donbas'a girme ihtimali arttı. Bizim sizinle burada konuşurken Minsk masası masadaydı ve Minsk masası dağılmamıştı. Minsk masası dağıldıktan sonra başka bir durum Donbas çıktı. Donbas ve Lugansk konusu devreye girdi ve orada oranı kurtarma operasyon olarak... Onu geçen biliyorum. Hafta komutanımız söyledi değil mi? Çıkarsa %10 bir ihtimal evet. Orada tabii, çıkabilir. Tabii. Şimdi artık aynen tabii. Ben de dinlemiştim komutanımızın. Çok uzaktaydım ama sizi seyrediyordum. İkincisi, şimdi Kiev'e girdi mi? Evet. Rusya, girdi mi Kiev'e? Yani şöyle girmedi. Girecek mi deniyor ya. Hayır gene biz... giremiyor bak, diyelim yani. Giremiyor ya. Mu? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Nereden biliyor? Bana nereden biliyoruz? Biliyor. Kiev'deki işte enkaza dönmüş Rus araçlarından biliyoruz işte. Girmeye hemen, çalışmış girememiş yani. Öyle. O her türlü çıkan resme sen birazcık şey yaptın. Resme bak de, şimdi bir onuru değerlendirelim. Şöyle, şimdi biz bakın önce bir o gördüğümüzü şöyle bir, o somut gördüğümüz, olarak gördüklerimizi önce gördüğüm, bir değerlendirelim. Yok, sonra gördük, arkasından ne komplo teorimiz var. Bir, o hayır komplo falan değil. Bak onun arka planı çıkan görüntü bize servis edilen... Şu anda ben sadece Türkiye'nin medyasının orada gördüklerine güveniyorum. Açık söyleyeyim size. Servis edilen
ya Amerikan ağzı Ukrayna'dan ya Rus ağzı Rusya'dan yorumlara değil. Bizim kendimizinkileri. Kiev'e giremiyor. Giremiyorlardı. Kiev'de bir hareket yok. Şöyle, psikolojik savaş yürüyor. Evet. Bombalar patlıyor. Bir yerde patlamalar oluyor. Şimdi ama Kiev'deki ben kameraları seyrediyorum. Peki neden? Bütün MOBESE kameraları var. Peki, şey oynamıyor. Sizce neden? Peki olabilir mi? Soruyorum sadece, bilmiyorum. Neyi? Soruyorum. Neyi soruyorsun? Olabilir mi ki acaba sivil insanların ölmesini arzu etmediği için önce bu psikoloji? Ben komutanıma soruyorum. Hayır, sorarsanız cevaplandırırım yani. Bu olabilir mi ki mesela psikolojik olarak herkesi metrolara falan girme? Çünkü Rusya taraftan yorumlar bu istikamette. Şimdi isterseniz bana söz gelirse, şimdi harekatın bir siyasi hedefi var. Şimdi söylediğiniz gibi eski iki tane oblast ne oldu? Ne oldu? Narodni Respublik oldu. Ne oldu? Halk Cumhuriyeti. Halk Cumhuriyeti oldu. Sözde. Bunu da ekleyelim. Yani. Şimdi, ne oldu? Çağrıldı vesaire. Şimdi harekatın siyasi hedefi iki tane. Ve adım adım da Putin oyununu oynuyor. Dedi ki, ne dedi? Zelenski ve ailesi. Shpetlans biliyorsunuz değil mi efendim? Hep bir Shpetlans birliklerine bu görevi verildi. Aynen bir dakika. Özel kuvvetler. Bir özel kuvvetler verildi. Aynen neye benziyor? Military Intelligence 6. Yani askeri istihbarat fakat eylem. Bazı biliyorum bazı yerlerde kendisinin üstüne görev olmayanlar efendim Milli İstihbarat Teşkilatı eylem yapamazmış. Ona bir şey demiyorlar. MI6 niye yaptı? Ona bir şey demiyorlar. Kime gittiğini isterseniz şöyle elle de gösterebilirim. Şimdi siyasi hedefi adım adım siyasi nasıl biter? Yönetimin savaş etme azim ve kararlılığını bitirirseniz biter. Komutanım şunu sor. Birinci kısmı bu. Bitirememiş gözüküyor bu şu anda. Şimdi iki tane bölgeyi artık el mi koydu? Ne yaptı diyoruz o iki tane bölgeyi? Şimdi onun iddiasına göre biraz değerli kardeşim onu çok güzel bir şekilde söyledi. Ama 5 Şubat 2014 tarihindeki Agit ve Minsk'teki şey var. Şöyle bakın tabii ki ben şey için söylemiyorum. Osmanlı Devleti için de aynı şey tartışılıyor. Ne kararı aldı? Minsk'te önüne koydular. Dediler ki bu iki tane bölge değil mi efendim? Bu iki tane bölge özel statüde bağlı durumda. 8 sene uygulamadı. 8 sene. Kim uygulamadı? Sarı. Kiev uygulamadı. Evet. Uygulamayınca dedi ki ne yapacak? Siz dedi madem ki Rus yanlısı, ayrılıkçı falan diyor mu? Ayrılıkçı. Yani siz orayı Narod Respublika yaptınız mı bitti artık. Yani orası devlet oldu. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Hayır bir onu da söyleyeyim. 3 tane devlet tanıdı. Nikaragua, Küba ve Venezuela. Ya bunları tanıdılar. Şimdi soru şu komutanım. Soru şu. Şimdi burada böyle bir operasyonu yaptı, ilan etti. Adım adım gelecek adım adım ama. Geldi, ilan etti. Şimdi amacı bu iki benim yorumum amacının aslında bu iki yer olduğu o Kiev'e doğru veya Ukrayna'ya doğru adım atıp elini güçlendirip ortalığı gerginleştirip tamam deyip geri çekildiği zaman o iki bölgenin durumunu konuşan kalmayacak. Bu mu? Bu mu acaba? Yok hayır. Şimdi harekat orada bitmesi gerekirdi. Müsaade eder misiniz? Bitmesi gerekirdi. Fakat Zelenski buna yanaşmadı. Zelenski buna yanaşması için harekatın özellikle zırhlı birlikler ve mekanize birliklerle bu yöne gitmesini özellikle ve önemli çok siyasi hedef. Bakın biraz evvel söyledi. Ukrayna ordusu ne yaptı? Bütün Kiev'e gelen bütün yollardaki köprüleri yıktı. Ben birkaç programda değil biliyorsunuz yani 20'nin üzerinde hemen her kanalda gidip konuşuyorum. Ve Ukrayna'daki o köprü yani Kiev'e gelen yollar yıkınca ve kim tarafından yapıldı? Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından yapıldı. Evet. Ve ben şunu söylüyordum. Bakın Kiev'e giremezler. Burada takılacaklar. Çünkü neticede zırhlı birlikler ve mekanize birlikler var. Herhalde anlaşılıyor bu benim söylediklerim. Evet. Bir de biliyorsunuz orada tabii bu sefer uçar birlik harekatı ya da bizim silahlı helikopterler başladılar. O paralize eder ama paralize, hiç yani ama indirdiler de yani orada gösteriyorlar da. Evet. Şimdi burada bir başka devreye gitti. Neydi o zaman Putin? Dedi ki ey dedi bakın çok önemli. Ha orada biraz sonra göstereceksiniz. Çok da hoşuma gitti. Petro Poroshenko çıktı.
Ha Zelenski'yi evet. alacaklar. Ben 300 tane adam alayım arkasına. Belki bu şeyden çünkü bu çorbadan ben de yerim demek istedi. Çıktı ortaya. Ortaya ve burada ben tenkit ettim galiba. Siz de mi? Çok programda tenkit ettim. Yani hiçbir şey evet, ne evet. askere bekliyor. Şimdi ne oldu bakın adım adım. Ey ordu dedi. Ben yapmayayım. Girmek istemedi aslında. Darbe yapın dedi. Darbe yapın. Gelin ben size teslim edeyim. Anlatıldım mı? Yani niye? Sıkıntı mı inan? Bakın efendim. Şunu çok herkesin aklına girsin. Yani bunu sokmamız lazım. Cihet askeriyeden bakarak söylüyorum. Bir yere girmekle bir yeri elde bulundurmak yani yazıyoruz farklı şeyler. Tutmak ayrı bir şey diyoruz. Tutmak ayrı bir şey. Doğru. Bunu benim biri yaptığım işgal, hesap. Fetih, değil mi? Hayır, bunun İşgalle için... fetih arasında. Yani şu mesele değil hem de. Hayır ben İngilizce bir tabirle söylüyorum. Yani occupied yapıldı. İşgal edildi. Ondan sonra kontrol değil. Biz ona ne diyoruz? İlhak. Yani evet. ilhak yapılabilmesi, elde bulundurulması için yeşil birlikleri yani yeşil dediğimiz sefer görev emriyle yaptı. Fakat 80 bin. Bakın çok ilginç. Ben hesapladım. Ukrayna gibi. Ukrayna'yı sanki haritada bu kadar gösteriyorlar. Ukrayna 608 bin kilometre kare bir ucundan bir ucuna 1700 kilometre mesafede yani bizim Edirne'den şeye kadar olan bir mesafe. 460 bin kişiye ihtiyaç var. Nerede bulsun İngiltere'nin Kurtuluş Savaşı'nda evet. Yunanistan'a yaptığı gibi? Ya Yunanistan'ı koydular. Hala akıllanmadı Yunanistan. İnşallah akıllanır evet, yani bunları gördükten sonra. Sizin dediklerinizi özetleyelim. Ama bir de şeyi söyleyecektim en son. Ve bunları adım adım gitti. Ve de şu en sonunda şunu yaptı. O darbe yapılmadı. Darbe yapmazsanız dedi, bakın çok önemli. Dedi ki ben Moskova'da Babrak Karmal, hatırlayın 1979'u. Evet, evet. Bekliyorlar onlar dedi. Uçağı koyarım, getiririm, onlara teslim ederim dedi. Yani bunlar tamamen evet. Rus yanlısı. DNA molekülleri de Rus, belki Ukraynalı. Ha, bu da işlerine gelmiş. Şimdi görüşmeler zaten aslında evet. bu. Ondan sonra dedi ki, ulan bu da olmadı. Hani hep hamle yapıyorsun. Ha dedi ki o zaman halkın savaşma azmini, dayanma azmini sıfırlayayım dedi. Ne yaptı ondan sonra? Bakın çok önemli bir şey yaptı. Elektrik santrallarını vurmaya başladı. Suları zehirlemeye başladı. Bakın evet. kişiye vuruyorsunuz. Ve de o halkın ne oldu? 4 milyon insan göç etmeye evet. başladı. Şimdi, bu evet. Yani bütün manzarayı hani Atatürk çıkıyor diyor ki 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktım. İşte bu.